Herkese günaydın. Dün yatay bir kapanış oldu. Aslında artıya geçtiği dönemler oldu endeksin, eksiye geçtiği de oldu ama nette sıfır kapattık diyebiliriz. Tabii dünkü verilere baktığımızda Fed'i rahatsız edecek bir gelişmeden bahsetmek mümkün değil. Ben şu kaleme daha fazla ağırlık veriyorum. Orada 2'dir. 0.4'lük bir artış var. Dolayısıyla bir momentum olduğunu düşünüyorum. Genelde şu kalemlere bakarak rahatsızlık hissetmiyor insanlar ama bir momentum yükselişi aslında PPI tarafında söz konusu. Ama tabii ki Fed toplantısı öncesi önemli olan şu tarafta yaşanacaklar. Burada İyi bir rakam gelirse, yani iyiden kastım yüksek bir rakam gelirse, ki Trump'ın açıklamasından sonra acaba bir insider mı var orada diye düşünmüyor değilim ama yüksek bir rakam gelirse bu Fed beklentilerini ötelemez, sadece düşürür. Yani Temmuz'a yüklenen bir faiz indirimi beklentisi var. Dünkü mailimde de kendi çapımda detaylı olarak anlattım ne olursa ne olacak. Ama burada eğer zayıf bir veri görürsek o zaman Temmuz piyasanın gözünde %100 seviyesine çıkar. Muhtemelen de Haziran ayında niye indirmesin, niye Temmuz'a kadar beklesin diye düşünüyor olabilirsiniz ama sabır kelimesine baktığınızda son toplantıdan Haziran toplantısında bir faiz indirimi çok sabırsız davrandıklarını gösteren bir gelişme olur bence. Tabii ki yaşananları öne sürerek bunu yapabilirler. Ticaret savaşı daha ateşlendi, gelen veriler daha kötüleşti diyerek Haziran ayında bir faiz indirimine gitmeleri de mümkün. Ama bu sabır kelimesinin aksine hareket ettiklerini gösterir. Dolayısıyla burada zayıf bir veri görmemiz durumunda büyük bir ihtimalle sözel bir hazırlamaya gitmeyi tercih edecektir Fed. Ama piyasa açısından buradaki zayıf bir veri Temmuz ayını kesinleştirir. Kuvvetli bir veri gelirse, tekrar söylüyorum, ihtimali biraz azaltır ama Temmuz ayından çok fazla vazgeçmeyecektir piyasa diye düşünüyorum. Ben hala enflasyon tarafının sorunlu olacak bir gerileme içinde olmadığını düşünüyorum. Yani toparlanma kademeli bir artış içinde olacağını düşünüyorum ama şu anda sadece kuvvetli bir çekirdek rakam piyasadaki düşünceyi biraz daha zorlayabilir. Onun dışında Temmuz ayına kesinlik kazandıracaktır. Çin tarafına gelelim enflasyondan konuşurken. Burada 2.7'lik, 2.5'ten 2.7'ye doğru bir artış oldu. PPI tarafında önemli bir hareket yok. Tabii bu hareketin, yani bir yükseliş var ama bu hareketin temelinde aslında gıdanın temelinde de, çünkü %7'ye yakın bir gıda enflasyonu söz konusu olmuş yıllık bazda baktığımızda, bunun da temelinde domuz eti tarafındaki yükseliş, %18'e varan bir yükseliş var. Tabii bunu daha önce tartışmıştık, ciddi bir domuz gribi söz konusu. Dolayısıyla da hatta bir ara geçtiğimiz aylarda global et fiyatlarını da çok ciddi anlamda yukarıya çekmişti buradan yaşanacak olan ithalat nedeniyle. Ama bu taraftaki baskı Bank of China'yı harekete geçirecek bir baskı değil. Çünkü arz kaynaklı, Bank of China ne yaparsa yapsın müdahale edebileceği bir enflasyon değil bu. Sonuçta ticaret kaynaklı yavaşlamaya, talepteki diğer unsurlardaki talepteki yavaşlamaya müdahale etmeyi tercih edecektir. Dolayısıyla enflasyon yükseliyor, bir sıkılaşma gelir miden ziyade bu problemler devam ettiği sürece Çin'de indirim daha ihtimal dahilinde. Endeksin verdiği tepkiye bakarsak %0.5 civarında bir eksi de seyrediyor. Burada tabii asıl hareket protestoların finansal bölgeye de yansımasıyla beraber Hong Kong tarafında. Offshore Yuan'a da baktığımızda dün biliyorsunuz müdahale geldi. Aslında müdahale gelmedi de o bölgede yapılan bono satışı aslında likiditeyi kısmaya, offshore likiditesine yönelik bir hareket. Dolayısıyla etkisi, bakın, kuvvetli oldu. 95'lerden 92'lere çekti. Şu anda da dünkü kapanış seviyelerine yakın seviyelerde gidiyoruz. Dolayısıyla aslında açıkça olmasa bile Bank of China'nın yukarı hareketleri hala kontrol etme iştahı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Parite tarafına gelirsek, parite tarafı elbette bugün enflasyon verisiyle ilgilenecektir. Şu anda da öne çıkan konu Fed. Dolayısıyla Fed faiz indirirken ECB'nin de bir şeyler yapması
gerekeceği gerçeği bir süre için piyasanın çok umrunda olmayacaktır. Geçen defa da söylediğim gibi 200 günlük ortalamayı muhtemelen test edeceğiz. Hatta ve hatta onun da üzerine çıkarak 15'lere doğru bir hareket söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu hareket kalıcı olur mu? Bana sorarsanız çok fazla kalıcı olmaz. İtalya tarafından gelen haberleri görüyorsunuz. Piyasanın oradan bir ürkmesi söz konusu olacaktır. Dünkü notumda da paylaştım. Eğer dünyada sadece Amerika olsaydı ve resesyona gittiğini söyleseydik, bu resesyonun çok hafif bir resesyon olacağı argümanında bulunurdum. Çünkü finansal sistemi veya finansal sistem içindeki varlık fiyatlarının etkileşimi 2008'e göre çok daha zayıf durumda, çok daha temiz bir Amerika ile karşı karşıyayız. Ama asıl sorun Avrupa ve Çin'deki, özellikle açık bir piyasa olması nedeniyle Avrupa'daki durum, bankacılık sistemi vesaire. Dolayısıyla Amerika'daki normalde önemsemeyeceğimiz sağlıklı olabilecek bir resesyon Avrupa nedeniyle daha problematik olacaktır. Bu nedenle de ben aslında Euro'dan uzak durma taraftarıyım. Yukarı hareketler, daha önceki dönemde de benzer bir stratejiyi hep söylemiştim. Yukarı hareketler satış fırsatıdır. Buradan yukarıya oynanabilir diye düşünüyorum ama ben 13.60'lara doğru günlük trade'de bir satış deneyebilirim veya 15'lere doğru bir harekette elimizde eğer varsa Euro'dan dolara doğru dönmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Pound tarafında volatilite devam ediyor. Kimin lider olacağı önemli. Boris Johnson başa gelirsem Brexit konusunu Ekim'e kadar halledeceğim tarzındaki açıklamaları var. Dolayısıyla orada nasıl bir gelişme olacağı, bu işin seçime gidip gitmeyeceği de dahil olmak üzere pek çok belirsizlik var. Ama şu an için baktığımızda hala ben Pound'un çok iştah açan bir para birimi olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki FOMC toplantısı nedeniyle burası da biraz yukarıya doğru gidebilir. Ama gelen verilere de baktığımızda Bank of England'ın da Amerika'nın aksi bir hareket içinde, tarzı içinde bulunması bence söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum. Altına geçelim. Altın tarafına isterseniz, tabi altın tarafındaki hareketin önemli bir kısmı reel faizlerin düşüyor olmasından, 10 yıllıklar önemli ölçüde geriledi. Şunun üzerine daha önce de kontrol etmek, check etmek amacıyla koyduğumuz Japon yenini de yerleştirelim. Görüyorsunuz Japon yeni hafif bir uyumsuzluk içinde ama çok da belirgin bir dönüşte bulunuyor. Altını da hemen aşağı çekecek demek mümkün değil. Altın kendi dinamikleriyle geçtiğimiz hafta kaydettiği zirveye çok yakın seviyelerde. Asıl problem her zaman konuştuğumuz gümüş tarafı. Gümüşte bir toparlanma çabası olduğunu gördük dün ama hala 200 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Burada net bir rally, yani altının önüne geçecek bir rally görmediğimiz sürece altında da ben muazzam bir kopuş beklemem. Ama olması gereken, trade disiplini açısından yapmamız gereken aşağı yukarı 1365-1380 civarına bir stop koymak. Şurada rasyoyu görüyorsunuz. Rasyo yeni zirveler yaparak ezip gidiyor. Dolayısıyla şuradaki pair trade, yani bu seviyenin kırılmasıyla altın al, gümüş sat pair trade'i çok iyi çalışıyor. Bu tersine dönmediği sürece ben altında kalıcı bir boğanın da söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Bu daha önceleri de tartıştığımız bir konu. Petrol tarafına gelelim. Petrolde API'de 4.8 milyon varillik bir artış gözüküyor. Hala ciddi bir şekilde stok birikmesi söz konusu. Dolayısıyla dün 54'ün üzerine denge fiyatı olarak tartıştığımız 55-60 aralığına doğru bir hareket olmuştu ki bu hareketin kesildiğini görüyoruz. Şuralarda bir süredir gidip geliyor, ardından da 50-70'ler, 51 seviyeleri var. Bugün açıklanacak olan stok beklentilerini bir isterseniz bakalım. Görüyorsunuz hafif de olsa bir azalma bekleniyor. Geçen ay gelen stok artışı çok ciddi bir artıştı. Dolayısıyla API'nin
dün yine benzer bir sinyal vermiş olması petrol üzerinde baskı yaratan bir gelişme. Ben resesyon beklentisi içinde olmadığımdan dolayı aşağıya doğru hareketlerinde 55-60'a doğru düzeleceği görüşündeyim. Çok fazla şu an için kaygılı değilim. Ama tabii OPEC tarafından nasıl bir uzatma gelecek? Rusya buna katılacak mı? Burası da kritik bir gelişme. Orayı yakından takip etmek lazım. Yukarı tarafta hep söylüyorum, fiyat yükseldikçe Amerika piyasaya gelecek. Dolayısıyla işte arada enerji ajansının açıklamaları da var. Rüzgar nereden eserse oradan açıklama geliyor onlardan da, ama öyle yukarıya doğru ciddi bir baskı olması da söz konusu değil diye düşünüyorum. Petrolden konuşmuşken, daha doğrusu şu tabloyu açmışken, dünkü Vazdaya'da bir hemen bakalım. Biliyorsunuz Mısır'ı bir süredir takip ediyorum. Burada kamunun beklentilerinde bir bozulma olduğunu görüyoruz. Üretim tarafı zaten aşağı revize ediliyordu. Beklenenin de altına gelmiş durumda. Stok tarafı keza benzer bir durumda. Mısır'daki problemden dolayı diğerlerinde, örneğin buğday daha fazla kullanılır mı, hayvan besiciliği vesaire tarafında spekülasyonlar artmış durumda. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Mısır tarafında yine ciddi bir artış olduğunu, yükseliş olduğunu gördük. Sadece Mısır'da değil, diğerlerinde de söz konusu bu. Bakın, veriyle beraber aşağı yukarı 400, 4.10'lardan 410 sentlerden 430 sentlere doğru bir hareket oldu ve aynı seviyelerdeyiz. Tabii bu seviye henüz aşılmış değil, geçtiğimiz günlerde gördüğümüz seviyeler, ama piyasanın da diken üstünde olduğunu görüyoruz. Biraz kar realizasyonu yapılabilir çünkü çok düşük seviyelerden konuşmaya başlamıştık, ama yine de ben yukarıya doğru hareketin devam edeceğine, hemen bir aylık bir haftalıktan bahsetmiyorum. Önümüzdeki dönem tahıllarda gıda fiyatlarında yükseliş yaşanacağı bir dönem maalesef. Dolayısıyla o gözle de bakmak gerekir buraya diye düşünüyorum. Bono tarafında elbette piyasa Fed'i bekleyecektir, ama petrol tarafındaki geri çekilme enflasyon beklentilerini vurmaya devam ediyor. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında. Avrupa tarafında yeni dipler yapıyordu. Dolayısıyla çok yukarı bir hareket petrol bu haldeyken de mümkün değil gibi gözüküyor. Öte yandan gösterge ile uyumsuzluk devam ediyor. Dolayısıyla ben burada biraz euro benzeri bir hareket bekliyorum. Yani euroda da aşağı yönlü baskı oluyordu ama çözülme gelmiyordu. Çünkü gösterge tarafında bir uyumsuzluk vardı. Burada da benzer bir şekilde göstergenin dip yaptığı dönem aşağı yukarı aralık. Şu anda da bir kıvranma söz konusu, oradan aşağıya doğru 3 tane yeni dip görürken göstergede böyle bir durum olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aşağısının meşhur son sözlerden olacak, biraz daha limitli olduğunu düşünüyorum, ama tabii ki şu anda aslında bono piyasasına baktığımızda ciddi anlamda bir Fed'de indirim bekliyor. Öyle bir tane falan değil, önümüzdeki uzun vadeli baktığımızda 3 tanelik bir indirim fiyatlamış durumda. Bu bana abartılı geliyor. Dolayısıyla bir görelim bakalım Fed ne diyecek, ama burada da bir indirim tamamen fiyatlanmış durumda. Bitcoin'de açıkçası iyi tutunuyor ama sat sinyali de henüz aradan çıkmış durumda değil. Buralarda tutunması, maliyet oluşmasını ben olumlu karşılıyorum. Bundan sonraki hareketin, yani şu anda bana sorarsanız bir düzeltme içindeyiz. Aşağıya doğru bir çözülme de elbette gelebilir o düzeltme sırasında. 200 günlük ortalamasından çok uzaklaşmış değil, yani şu dönemdeki kadar uzaklaşmış değil, ama yavaş yavaş fark açılıyor. Çok açılmasını da istemiyorum, onu açıkça söyleyeyim. Aşırı spekülatif bir hareket istemem. Şurada gördüğümüz 9800-9700'ler bundan sonraki ana hedef olacak, ama kısa vadede göstergeleri paylaşmıştım, bir sat sinyali içindeyiz. Burada stop olarak gözükmesi gereken seviye 7400 civarı, onun altına kayarsa biraz daha aşağıya geliriz ki 6500'ü de ben hala düzeltme sınırları içinde görme taraftarıyım. Diğer yönden Litecoin'de iyi bir hareket oldu. Biliyorsunuz bunun sadece Halving'den kaynaklanacak Ağustos ayındaki ödüllerin yarıya düşürülmesinden kaynaklanacak bir hareket olmadığını düşünüyorum. Diğer dinamikleri de paylaşmıştım. Ciddi anlamda kendisini upgrade eden bir kripto currency oldu Litecoin.
Ot açıdan güzel bir rally gördük. Şimdi biraz daha Ethereum tarafına bakma taraftarıyım. Elbette gelecek olan bir Bitcoin düzeltmesi Ethereum'u da hırpalayacak bir gelişme olacaktır. Ama şurada gördüğümüz 240'ların üzerine atarak 350'lere doğru burada da bir hareket başlayacağını düşünüyorum. Elbette dediğim gibi Bitcoin tarafındaki bir düzeltme bunu öteleyecektir. Ama burada da 360'lara doğru bir hareketle karşı karşıyayız. Özellikle POW'dan POS'e doğru bir hareketin de yakın olduğuna dair işaret alırsak. TL tarafına gelirsek bugün tabii ki konu faiz tarafı olacak. Piyasanın ve iş yatırımın, bu arada bizimkileri bağlayacak bir açıklama değil benim düşüncelerim, onu da söylemek lazım, bir indirim olmayacağı yönünde. Yani buradaki aslında olay ne? Geçtiğimiz toplantıda da benzer bir konuyu aslında piyasa tartışmıştı. Şurada bir açarsak 6 Mart'taki açıklamada ne deniliyordu? Gerekirse enflasyon dinamikleri yakından takip edilecek. Bakın, enflasyon beklentilerinden giriliyor ve gerekirse enflasyon takip edilerek daha fazla sıkılaştırma yapılabilir. Tabii son toplantıda bu cümlenin düşürüldüğünü gördük. Enflasyon bu sırada ne oldu? O tarafa da hemen bir bakalım. Çekirdek tarafa bakalım isterseniz. %24,5'lardan 15'lere doğru bir geri çekilme oldu. Dolayısıyla enflasyon beklentilerine bakmak lazım aslında. Bu söylediğim çok doğru bir tespit değil ama reel faiz açısından baktığımızda bir anda çok ciddi bir reel faizle de karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Şu andaki piyasa beklentisi nasıl? Az önce ekonomistlerin beklentilerini gördük. Piyasa beklentisi nasıl? Şu bir yıllık swap'a bakıyoruz. Biraz daha kısa vadeliye de bakıyorum ben. İki tane swap üst üste. Görüyorsunuz aslında bir indirim tarafına doğru fiyatlama başlamış durumda. Yani bir 100 puanlık indirim piyasa açısından çok şaşırtıcı veya piyasa dinamikleri açısından çok şaşırtıcı olmaz. Yani enflasyon düşüyor. Son toplantıda bir kelime ayarlaması yapılmış ki biz aslında FED toplantısından ne bekliyoruz? Yani ben bizlerken bir faiz indirimi beklemiyorum ama faiz indirimine gidilebileceğine dair bir açıklama yapmasını, faiz indirimine gidilecekse Temmuz ayında gidilmesini bekliyorum. Yani benzer bir patika o tarafta da söz konusu. CDS tarafına da hemen bir göz atalım. Burada da görüyorsunuz bir, en azından geçmiş döneme oranla hafif de olsa bir geri çekilme söz konusu. 460'lara kadar, hatta gün içindeki harekete bakarsak 430'lara kadar da bir geri çekilme oldu. Toparlarsak bugün bir faiz indirimi adımı, ufak bir adım, piyasanın görüşüyle 50 ile 100 arasında bir adım söz konusu olabilir. Bu nasıl etkiler? Bence asıl konumuz bu olmalı. Hemen baktığımızda şu tepeleri birleştirdiğimizde ve 200 günlük ortalamanın seviyesine baktığımızda şu anda önemli olan yer 5.70'ler. 5.70'ler kırılmadığı sürece ve 200 günlük ortalamanın da üzerindeyiz dikkat ederseniz, yukarı trendde bir seyir içindeyiz. Yukarıya doğru bir hareket, yani FED faiz indirecek biz öncesinde davranalım düşüncesiyle yukarıya doğru bir hareket 5.90'lara doğru bir hareketliliği önünü açacaktır. Bana sorarsanız burada aşağı yukarı 5.86-5.87'nin üzerinde çıkan bir kur yeniden yukarıya doğru hareketlenme dinamiğine girmiştir. Ama tabii ki S400'ler, seçim vesaire bir yığın başka gelişme de söz konusu olacak. Ama şu anda hala yükseliş trendi içindeyiz. Onu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.